Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki, Anlatılmaz Lezzetler Mutfağı'ma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanki Canbaz bugün çok güzel, harika bir salata yapacak arkadaşlar. Kanki. Ya süper ya. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Anlatılmaz Lezzetler Mutfağı'ma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanki Canbaz bugün çok güzel, harika bir salata yapacak arkadaşlar. Şimdi tam salata zamanı. Yani Akdeniz, Ege, böyle güzel bir salata yapacağız. Yalnız kullanacağımız ürün Güney Amerika menşeli. Bu maş fasulyesi dostlar arkadaşlar. Güney Amerika'da yetişiyor. Zamanında bizde de çok yetişiyormuş. Hatta buna ne diyorlarmış bizde yetiştiği dönemde, buna cin börülcesi diyorlarmış arkadaşlar. Cin börülcesi. Kış kış cinler, kış kış diyorum. Efendime söyleyeyim, bugün maş fasulyeli harika, böyle lezzetli, ferah, fresh, mükemmel bir salata yapacağız arkadaşlar. Yani başka bir yemek yapmanıza gerek yok. Bununla bile çok güzel doyabilirsiniz. Hatta bu salatayı yaptıktan sonra yanına da böyle ne bileyim, bir tavuk göğsü ızgara hemen böyle fış fış fış, onu da üzerine koyduğum zaman güzel olur. Efendim, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın yanaklarından öptüm. Bira bismillah diyelim. Maş salatamızı, maş fasulyeli salatamızı yapmaya başlayalım. Sefalar getirdiniz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, maş fasulyesi salatamızda mükemmel ürünler kullanacağız. Çok böyle janjanlı ürünlerimiz var. En başta neyimiz var? Bakınız, ceviz kullanacağız. Enerji dedik ya, enerji, doyurucu. Mısırımız var, haşladık onları güzel. Kornişon turşumuz var. Bakın bu çok özel, çok özel. Bu Gemlik'ten geldi. Bu nedir? Bu yeşil zeytin, ama iri yeşil zeytin. Şimdi bunu çiziyorlar, ondan sonra olduktan sonra tost makinesinde basıyorlar. Özel bir aparatı var. Çok güzel oluyor. Lezzeti süper, onu kullanacağız. Salatamızda bak ağzım sulandı, o his geldi aklıma. Olmazsa olmaz dereotumuz var, nanemiz var, bahçemden topladım. Harika taze soğanlarım var, görüyorsunuz dostlar arkadaşlar. Ve bir adet de şöyle etli, böyle gürül gürül, kütür kütür, bunları küçük küçük doğrayacağız, bir renk verecek. Güzel bir kapya biberim var dostlar arkadaşlar. Tabi bereket ayçiçek yağımızı kullanacağız, bereket versin diyeceğiz. Bu salatada olmazsa olmaz, böyle limonla saatle uğraşmayacağız. Barış Manço vapurundan aldığım o cihaz, uzay teknolojisi cihazı da kullanmamıza gerek yok. Neden? Bereket'in hazır limon sosu var. Efendim söyleyeyim, zaten orijinal. O nedenle bunu kullanacağız. Dedikten sonra kendimize bir rol çizelim. Evet, kendimize bir rol çizelim. Şöyle bir ayar çekelim. Ne yapmaya başlayalım? Soğanlarımızla efendime söyleyeyim, muhabbeti, sohbeti, doğrama işlemini, startını verelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ben çısıyorum. Çıs, sus demek bu arada. Çısıyorum, başlıyorum doğramaya dostlar arkadaşlar. Soğanlarla işim bitti. Aşkla, sevgiyle doğramaya devam. Şimdi sırada ne var? Sırada biberim var arkadaşlar. Şu biberciğimi de şöyle bir ayar çekeyim. Hemencik şöyle. Bunu böyle bastırıyorsunuz. Şöyle. Bastırıyorsunuz. Şöyle parmağınızı sokuyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Pat 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 yapıyorsunuz şöyle. Pat 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 yapıyorsunuz. Bunun içinde ne var ne yok, hepsi boşalıyor arkadaşlar. Bundan güzel şey de yapılır. Dolma da yapılır değil mi Yasko? Çok güzel dolma da olur bundan. Böyle biber dolması. Bir de bir gün biber dolması yapalım. Bak, biber dolması da yapalım. Önemli bence. Kaçırmayalım. Dedikten sonra ne yapacağım? Yine susacağım, yine çısacağım. Ver müziği diyeceğim ve öyle incecik incecik. Kanki,
Kapya biberler de hazır. Çok güzel isla. Hakan abi alıyorum. Bunu da gönderiyorum basın merkezine. Şöyle. Eyvallah. Şimdi turşularımı doğrayayım arkadaşlar. Şöyle turşularıma bir ayar çekeyim. Haydi bakalım. Şimdi salatalıklar da yerini aldı. Şimdi zeytinlerime geçtim. Zeytinlerimin böyle kendini, evet bunun içerisinde yeşil zeytin var demesi için salatalara göre biraz daha iri doğruyorum arkadaşlar. O hissi versin. O hissi versin. Evet, yeşil zeytinlerimi de güzelce doğradım. Şimdi Hakan beni uyardı. Dedi ki abi dedi, şu dedi malzemeyi dedi şöyle alsan. Hem ben oradaki dedi renk cümbüşünü göstersem. Sen de dedi kolay kolay dedi böyle atsan içine dönmesen. Hani daha güzel o renk cümbüşünü göstereyim istiyor Hakan abi. Ben de ona yardımcı olmak üzere böyle sol tarafıma aldım. Salatamı hazırlayacağım geniş kabıma. Ne kaldı? Bakın burada çok güzel mısırlarım var. Eyvallah. Mısırlarımı da cumburlop yaptım. Bunları önce şöyle bir kendi içinde bir karıştırayım ki burada o ahenkle karışım ortaya çıksın. Biraz da evet biraz da şöyle yapmam lazım. Böyle açacağım bunu. Açacağım. Şu maş fasulyemiz var ya. Ondan da biraz göndereceğim bunun içerisine. Şöyle. Evet. Yine karıştıracağım. Yani hem fasulyelerimin hem de diğer malzemelerimin böyle bir harman yeri. Yani bir yerde çok fasulye, bir yerde çok salatalık, bir yerde çok mısır olmasını istemiyorum. Şimdi aşkla, sevgiyle doğramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Ne kaldı? Mısır, cevizimizi en son kullanacağım. Şimdi burada nanelerimiz var. Nanelerimizi şöyle güzel diri diri doğrayalım. Güzelce bir doğranmış olsun nanelerde. Şöyle bir sıvazlayalım onları. Şöyle içe de alalım. Böyle güzel bir doğrayalım bakalım nanelerimizi. Naneler de diri diri dırıl dırıl olsun istiyorum. Evet. Burada ne kadar nane varsa ki naneyi kimileri seviyor, kimileri sevmiyor. Mevsimi olur, mevsimi olmaz. Siz buna kurutulmuş nane de koyabilirler diye düşünüyorum. O da güzel olur. O nedenle ben şimdi naneleri de aldım. Ama ne yapmak lazım? Sizin bizi takip etmeniz lazım. Biz bu projeyi, biz bu olayı malum Onur Market'in katkılarıyla yapıyoruz. Buradan hatırlatıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin diyoruz. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin diyoruz. Malum hafta sonları da radyo programımız var. Yine Onur Market'in katkılarıyla dinlemeye değer şarkılar, muhabbet, sohbet ve işin ucunda her hafta sonu bizi dinleyen dostlarımızı, arkadaşlarımızı ne yapıyoruz? Ödüllendiriyoruz arkadaşlar. Onur Market'in çok güzel böyle değerli güzel ürünleri var. Hediye çekleri var. Onları kazanma şansınız var. Ne kaldı? Ne kaldı? Cevizim kaldı. Son maş fasulyelerim var. Onlarla buluşturacağım. Sonra yağını, sonra limonunu. Bereket versin. Bu hatta geldik. Kolay bir yemek yapıyoruz ama çok lezzetli bir yemek yapıyoruz. Bereket versin diyoruz. Kaan Gicanbaz. Efendim bütün malzemelerimizi ne yaptık? Kabımızda buluşturduk. Tek tek doğradık onları. Ne kaldı? Başrol oyuncumuz maş fasulyelerimiz kaldı arkadaşlar. Birazını dökmüş ve bocalamıştık, karıştırmıştık. Şimdi kalan maş fasulyelerimizi de şöyle
kabımıza alıyoruz. Bunlar çok değerli, aramızda kalsın. Ne dedik? Başta da söyledik. Normalde Türkiye'de de zamanında çok ama çok yetiştiriliyormuş. Ne diyorlarmış Türkiye'de buna? Cin börülcesi diyorlarmış dostlar, arkadaşlar. Çok besleyici, çok sağlıklı. Özellikle diyet yapan hanımefendilere, beyefendilere özellikle öneriyorum. Ben sık sık yiyorum arkadaşlar. Bir de bende şeker problemi var. Bu şekere de iyi geliyor. Besleyici, doyurucu. Sizi böyle zinde tutuyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi maş fasulyelerimizde, kalan maş fasulyelerimizde kabımıza gönderdikten sonra bakın maş fasulyelerimiz gerçekten böyle diri diri çok güzel. En önemlisi, en başta onu söylemedik. Fasulyelerimizi haşlarken en fazla 15 dakika arkadaşlar. Yani en fazla 15 dakika. Hemen kalite kontrol yapmanız lazım. Neden? Bunların ezilmemesi lazım. Yani çok yumuşak olmaması lazım. Çok yumuşak olursa aa bu sert demeyin. 15 dakika haşlayın. Bakın böyle bir hafif bir kıtır olması lazım. Bu soğuduktan sonra zaten böyle yani deyimleri kullanıyorum. Hatta insanlar ya diyor bu ne falan girip arayanlar bile varmış. Dırıl dırıl oluyor arkadaşlar. Dırıl dırıl, bilmem anlatabildim mi? Tı tı tı, Zeynep'in dediği gibi. Dırıl dırıl, tı tı tı. Buradan eski şeyle Zeynep'e de selamlar gönderdim. Ne yapıyoruz? En fazla 15 dakika fasulyelerimizi, maş fasulyelerimizi, cin börülcelerimizi aşlıyoruz. Ve soğutuyoruz. Bunun soğuk olması lazım. Şimdi aşk devam ediyor. Müthiş salatamız böyle bir harmanlansın bakalım. Şöyle bir harmanlansın. Bakın daha henüz ne tuz attım, ne yağ attım, ne limon attım. Niye? Şimdi ben bu işlemleri yaparken yağını dökseydim, limonunu dökseydim ne olacaktı? Bunlar birbirine yapışacaktı. Bu dirilik, bu tane tane her malzememizin ben ne olmasını istiyorum? Ben buradayım demesini istiyorum dediği için en son finalde artık evet ya ben bunları çok güzel karıştırdım, vakti zamanı geldi deyip o vakit yağını, limonunu atacağım. Sonra azıcık karıştıracağım. Benden söylemesi, böyle tüyoları da veriyorum. Şimdi bence, evet bence yeterli. Görüntü de çok güzel. Efendim, şimdi izin verirseniz ben bunun tuzunu da atayım unutmadan. Şöyle güzel tuzunu da yollayayım. Oh! Ben orta karar bir tuz attım. Siz tercihinize göre tadarak tuzunu belirleyebilirsiniz. Ya da salatanızı löp löp götürürken tuzsuzsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim. Şimdi olayı bütünleştireceğiz. Ne yapacağız? Bakın burada çok güzel, harika bereket limon sosum var. Birebir katıksız arkadaşlar. Öyle bolca döktüm, yeterli. Yeterli. Evet. Efendim bereket ayçiçek yağım var. Ondan da şöyle döktüm. Bu da yeterli. Yeterli. Şimdi bu öksüz kalmasın ya. Öksüz kalmasın. Yani bunun hakkı bence zeytinyağıdır. Azıcık zeytinyağı da koyalım. Yani şöyle zeytin. Neden? Zeytinyağı bunu parlatsın. Çünkü şimdi yani kabul edelim ayçiçek yağının dokusuyla zeytinyağının dokusu bir değil. Onun için ne yapacağız? Şöyle güzel salatamızı parlatacağız dostlar arkadaşlar. Efendim yine bir tur karıştırıyorum. Bakın dediğim şekle şemale geldi. Güzelce. Bakın burada en son ne kaldı? Cevizlerim kaldı. Cevizlerimi de öyle kesmeye, doğramaya falan uğraşmayacağım. Şöyle avucumun içine birazcık alacağım. Şöyle avucumun içinde onu böyle güzel, çünkü tane tane büyük büyük olmasını istiyorum. Şöyle bir yapacağım. Şöyle bir güzelce cevizin de yerini almasını sağlayacağım arkadaşlar. Cevizlerin diri diri olmasını istiyorum çünkü. Te bu kadar. Te. Geldik işte. Geldik. Salatamız hazır. Salatamız hazır arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum Hakan abi. Salata hazır. Hiç böyle tabaklama bakla uğraşmayalım. Zaten ne yapacağız? Siz sevgili dostlarımıza her programın, her videonun sonunda muhteşem fotoğraflar çekiyor Hakan. O canım fotoğrafları da programın videonun sonunda izlemeyi unutmayın. Çok güzel fotoğraflar. Yani o verilen emeğin
kayda geçmiş hali, onları saklayacağız. Allah izin verirse o fotoğrafları torunlarım evlatlarına gösterecekler ve dedem zamanında ne yemekler yapmış, bak bu da ispatı deyip arşivliyoruz onları. Dedim, her şey tane tane görüyorsunuz. Bütün doğradığımız sebzeler içerisinde muhteşem bir salata. Dediğim gibi bunun yanına güzel bir tavuk ızgara yapın. Ne bileyim, balık da gider bunun yanına. Harika bir şöyle istavritleri unlayın güzel mısır ununla. Bir cız cız cız. Yani süper olur bence. Hemen büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Bugün kolay, basit, çok doyurucu, çok sağlıklı bir salata yaptık. Maş salatası yaptık. Tavsiye ediyorum, ben yaptım. Siz çok rahat yapabilirsiniz. Endişeye mal yok. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Bir sonraki yemekte görüşmek, güzel lezzetleri paylaşmak üzere hatırlatıyoruz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Dükkan sizin, mutfak sizin. Hafta sonları Kral FM'de şarkılar sizin. Afiyet şeker, bal olsun. Bismillah. Ya süper ya. Yapın. İnan olsun yapın. Helal olsun Cambaz Aga. De bunu da yaptın. Bize tattırdın ya, helal olsun diyeceksiniz bak. Kanki kaçar. Hoşça kalın. Görüşelim inşallah. Thank you.